Peki şöyle yapalım. Yıldız Tilbe'ye ölümlü dünya, ölümlü insan hiç bu kadar bağırışa çağırışa gerek yok. Tatlı magazin turumuz devam etsin. Buradaki duygusal motivasyonumuz da şuydu. Atamıza layık olabilmek. İşte amacımız buydu. Sağ olun bu arada. Sizler de aslında bu soruları sorarak destek oluyorsunuz. Bu da çok önemli. Bu da çok kıymetli. O yüzden şimdi iyi gidiyor. 30'u aşkın ülkede, vizyonda. Benim hayatımın en büyük imzası kardeşim bu. O yüzden dediğim gibi daha demin söylediğim voleybolcularımızın bize yaşattığı milli gurur gibi benim de kendi şahsım adına bir imzam ve gururum. Bunu yapmış olmaktan da çok mutluyum. Böyle bir şerefe nail olmaktan çok mutluyum açıkçası. Fark ettiysen ne konuşacağımı bile bilemiyorum, evet, yani heyecandan. Bu bizim yaklaşık 1,5 yıldır gündemimizdeydi zaten. Filmin hikayesi çıkartıldı, sinopsis deniyor, o kısım bitti. Şu anda çok büyük prodüksiyon firmalarıyla, yapımcılarla görüşüyoruz. Toplantılarımız devam ediyor. Büyük bir ihtimalle 2024'ün Mayıs'ı gibi çekimlere başlanacak. Şu anda hani babamın gençliğini kim oynar, işte hikayenin içinde birçok çünkü kahraman var tabii ki. Ama 69'la 1990 yılları arasındaki babamı anlatacağız bu filmde. Çünkü onun hikayesi çok başka. Nasıl kayağını oldu kimse bilmiyor. Nerelerden geçti? Hangi yollardan gitti? Nasıl böyle oldu? Onu anlatacağız aslında. Oyuncu seçimleri falan da muhtemelen konuşuluyordur. Sizin istediğiniz, beğendiğiniz, takip ettiğiniz biri var. Şimdi şu anda daha hiç kimseyle görüşmedik ama ben kendim mi diyeyim ben? Çok dizi izlemiyorum. Televizyonla çok böyle iç içe değilim aslında. İyi bir izleyici değilim televizyon kısmında. Ama çok sevdiğim bir isim var ki ben hani kendimi düşündüğümde ah diyorum hani keşke o olsa. Eda Ece'yi çok seviyorum. Onun kişiliğini çok seviyorum. Duruşunu, doğallığını çok seviyorum. Oyunculuğuna bayılıyorum. Eğer olursa ona bir teklif gidecek bizim tarafımızdan inşallah. Kabul ederse beni oynamasını çok isterim. Babam kısmı çok böyle kırmızı bir çizgi. Var birkaç isim aklımızda ama tam böyle hani içimizin sindiği %100 tamam dediğimiz açıkçası şu ana kadar bir isim yok. Bakalım. Önemli olan babam çünkü. Peki ön plana çıkan kimse yok mu? Yani sizinle beraber fikir alışverişi yaptıkları hiçbir oyuncu olmasın. Yani Yiğit Kirazcı diye düşünmüştük aslında. Hani Tinesi'nin gamzeli oluşu, saçlarının kıvırcık oluşu, zayıf böyle. Babamın tam o gençlik hallerini aslında anımsatıyor baktığınızda. Babamın fotoğrafını koyarsanız yan yana gençlik hali çok benziyor. Geçen gün Orhan abinin bir açıklaması vardı, bilmiyorum ama Türkiye için destekleyerek Türk için artık birazcık hani değersizleştiriyorlar gibi demeyelim de milli ve yerli değerlerin dışına çıkıyoruz kendisi. Orhan abi mi? Evet, Orhan Yolcu. Ben Orhan Gencebay'ın yorumunun üzerine yorum yapabilir miyim? Acaba? Soruyorum ben sadece. Ben de bunu söylüyorum. Onun yorumunu size yorum yapamam. Bunun haricinde neler yapıyorsunuz? Başka var mı bir şey? Valla gündemimiz bu. Gündemimiz sömestr şu anda. Yok, single güzel gitti zaten. Şubat ayının konserleri var. Kıbrıs var, Antalya var, İstanbul var. Bir sürü konser. Gittiniz. Sen zayıfladın mı ya? Gittin. Niye o kadar zayıfladın? Allah Allah. Efendim kilo durumumuzu soracağım ama sürekli soruluyor. İşte kilo. Ya memlekette benim tek kilo derdim kaldı. Evet. Onu şu bir yerden de bakıyorum şu anda şeyden. Nereden bakıyorsun? İnternetten bakıyorum. Sürekli ama bir şey diyeceğim. Benim karan yazın. Farkında mısın? Bir şey diyeceğim. Sürekli. Yani başka bir şey yok mu konuşacağımız? Yani, 2 yıldır aynı zaten yani. Hiçbir şey yapmıyorum diyorsunuz değil mi? Yani spor haricim. Spor devam, beslenmem iyi gidiyor. Kendime bakıyorum ben. Tabii ki bakacağım ya. Yani bunda tuhaf bir şey var mı? Efendim son dönemde de oyuncuların estetikleri çok konuşuluyor. Bununla alakalı yani işte ufak dokunuşlar. Ufak dokunuşlar herkese yakışan güzel oluyor. Kimin ne ihtiyacı varsa yaptırsın. Ben çok şükür şimdi öyle bir şey yaptırmadım. Bir tek botoksum vardı. Zaten evde gitti gördüğüm gibi. Kırış. Yaş aldıkça o bir güzel dokunuşlar keyifli ama böyle herkesin bambaşka suratı olmasını beğendim. Ama bunu çirkin olan bir kadın gitsin yaptırsın, göz kapağı çok düşük seviyesine alırsın. Güzelleşmek tabii ki güzel bir şey, yakıştığı sürece. Ama hani çok oynandığı zaman hani ekranda işte mimik falan yaparken oyuncuların falan biraz... Oyuncuların hepsine dikkat etmesi lazım, ekranda çok hoş durmuyor tabii. Yani mimik bizim için çok önemli. Taş gibi bir suratla, yani kadın tabii güzel olmak istiyor. Her zaman kadınlar güzellik istiyor ama doğallıktan, samimiyetten uzaklaştığı zaman çok hoş durmuyor.
Evet, röportajları çeken arkadaşımız Umut Ümer. Umut'a Umut her yerde diye bir logo hazırlayacaktık. Arabada, girişte, çıkışta herkesi, ünlüleri yakalıyor. Ve haberlerimize devam edelim efendim. 1970'lerin Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer 2 gün önce bir paylaşım yaptı. Yüreklerimizi dağladı. Neden mi? Eski döneme ait fotoğraflarını 200 TL'ye sattığını, ancak bu şekilde faturalarını ödeyebileceğini söyledi. Türkiye'nin dört bir köşesinden yardım yağdı ama hepimizi duygulandıran en büyük yardımlardan bir tanesi, bakın hangi ünlüden geldi. Bu arada arkadaşımız Suat Filiz Serpil Örümcer'i Küçükçekmece'de yaşadığı evde ziyaret etti ve ondan çok özel açıklamalar getirdi bize. Bir izleyelim. Yaşadıklarıyla yürekleri sızlatan Serpil Örümcer'den güzel haber geldi. Çok çok teşekkür ediyorum. Kızı ve torunuyla oturduğu evde de artan kirası yüzünden zor zamanlar yaşayan Serpil Örümcer'in faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satışa çıkardığı öğrenilmişti. Örümcer, Küçükçekmece'deki evinin kapısını aramızda kalmasını açtı. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiniz. Allah razı olsun bütün dostlarımdan, benim hayran eski hayranlarımdan ve yeni hayranlarıma binlerce teşekkürler ediyorum. Bu arada İstanbul Belediye Başkanı'na çok çok teşekkürler ediyorum. Aile Bakanlığı'na çok çok teşekkürler ediyorum. Çok ilgi gördüm. Allah razı olsun. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Belediyesi başta olmak üzere birçok yerden yardım yağan Serpil Örümcer'in hayat boyu tüm faturalarını ise Işın Karaca üstlendi. Işın Karaca'ya çok çok buradan teşekkürler ediyorum. Benim ölene kadar doğalgazımı, elektriğimi, suyumu ödeyecek. Allah ondan 1000 kat razı olsun. İşi gücü rast gelsin inşallah. Diğer arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Dostlarıma teşekkürler ediyorum. Çok ilgi gördüm. Bir telefonum hiç susmadı. Allah hepinizden razı olsun. Her şey sizin gönlünüzce olsun. Örümcer yaşamını ikinci el eşyalar satarak idame ettiriyor. Bu arada ben ikinci el eşya satıyorum. Pazara çıkıyorum. Avcılara. Oraya da ikinci el satıyorum. Oraya da girip de benden birkaç şey alanlara da teşekkürler ederim. Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek. O hit unutulmaz yıllara meydan okuyan şarkı Serpil Örümcer için yapılmıştı. 71 yaşında Yeşilçam'ın eski yıldızlarından güzelliğiyle sahnelere ve sinemaya damga vurmuştu. Şu an geldiğimiz noktaya bakın. Durumuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hemen bir çalışma başlattı ve onu rahatlıkla, huzur ve mutluluk içinde yaşayacağı bir yere yerleştirmek istediler. Fakat torunumu ve kızımı bırakamam dediği için bu çalışma henüz gerçekleşemiyor. Arada sevgili Işın Karaca devreye girdi ve hayatı boyunca, Serpil Örümcer'in hayatı boyunca tüm fatura giderlerini üstleneceğini açıkladı. Çok alkışlanacak bir harekette bulundu. Kendisini de buradan kutluyoruz. Şimdi Serpil Örümcer'in haberlerini yakından takip ediyorum. Bir şey dikkatimi çekti. Şimdi diyor ki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talimatıyla geldiler. Kendisine burada 3000 lira kira ödüyorum. Onlar ev sahibi 8000 lira istiyor. Hı hı. Onlar huzur evine yerleşir misiniz? Evet, dediler. Öyle demiş. Onu kabul etmiyor çünkü kızına ve torununa da bakıyor. Hı hı. O baktığı ev ortada yani. Evet. Kamera gösterdi az önce duvarların halini. Arkadaşım şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyor. Kira yardım talebinde bulundum diyor. Ayrıca bir İBB'den geldiler. İhtiyaç kolisi gönderilmesini istedim. Şimdi baktığın zaman yine başka bir açıklaması var. Orada da diyor ki Ahutuba Kurban Bayramı'nda kurban kestirip yollattı. Geçen yıl Demet Akalın arayıp hesap numaramı istedi. Sanat dünyasından böyle yardımlar oluyor. Şimdi Işın Karaca bir birey olarak, kimse kusura bakmasın ama Aile Bakanlığı'ndan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan da daha somut evet bir
ömür boyu ödemek üzere bir yardımda bulunuyor. Evet. Yani belediye koli gönderse ne olacak, zaten 1 milyon kişiye gönderiyor, 1 milyon birinci olacak. Aynen. Yani sonuç itibariyle ona oturabileceği bir evin, daha medeni bir evin kirasını belediye ya da Aile Bakanlığı ödesin. Zaten giderlerini bir şekilde insanlar karşılıyor. Bugün işte yine ama bu arada da bildiğim kadarıyla bırakmadıysa bir alkol sorunu vardı. Onu da o defterde kapatması lazım. Yani bu yaşta o ses size bir şey hatırlatıyordur yani. Onun için sanat dünyasında Vefa bir semtin adı değilmiş. Dün burada geldi kanser tedavisi gören Tanyeli anlattı kimlerin ona nasıl ekonomik destekte bulunduğunu. Burada çok bakıyorsun Demet Akalın yardım meleği gibi her yerden çıkıyor karşımıza. Hı hı. Yani Haluk Levent başka türlü. Yani sonuçta Haluk Levent'in bu işe el atması lazım. O Haluk Levent Ahbap buna el atarsa. Bu arada Haluk Levent'in yanı sıra sen öyle söylüyorsun. Şimdi Sevda Türküsev'den de o zaten kaç günden bu yana bizden telefonunu istiyordu. Her ay ona bir miktar ben de yollayacağım. Kim diyor? Sevda Türküsev her ay ona bir miktar ben de yollayacağım. Gıda falan bunlar kolay diyor. Daha önemli şeylerde yardımcı olmak lazım diyor ve o konuda arkadaşlarını da seferber etti. Peki Serpil Örümcer'le ilgili haberleri zaten hep takip edeceğiz. Şu sıcak magazin haberlerimize devam edelim. Soğumadan girelim. Soğumadan girelim. Aynen.